Evet. İlk soruyu kim okuyor? Ayşe Minal, sonra Eylül. Evet, dinliyoruz. F'den R'ye fx eşittir 3x eksi 6 bölü 2 fonksiyonu veriliyor. Y eşittir f'in tersinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, F'in tersinin grafiği. Şimdi biz bunun tersini alırsak arkadaşlar, biz bunu nasıl yazarız? Aslında f(x)'in grafiğini biz çizersek y'ye eşittir x doğrusuna göre simetriktir de diyebiliriz. Şöyle yapalım bir dakika. Bari. Arkadaşlar biz bunu şöyle yazsak f(x) eşittir 3x x 6 bölü 0x artı 2. Bunun tersini hemen pratik olarak alalım. Tersini. Nasıl olacak? Şöyle yapıyorduk. Hatırlarsanız. Şununla şunu yer değiştirip hem yer hem işaret yapıp değiştiriyorduk. Doğru mu? Kuralı göstermiştik değil mi? Hem yer hem işaret. Evet hocam. İşaret eksi 2x eksi 6 olacak. Bölü 0x yazmaya gerek yok. Eksi 3. Yani bizim ters fonksiyonumuzun denklemi bu şekilde. Hatta daha sade halinde yazarsak f'in tersi x. Yani eksileri götürürsek 2x artı 6 bölü 3. Denklemimiz bu olacak. X'e 0 verdiğimizde y'si 2'de geçecek. X'e 0 verdiğimizde y'si 2'de. Y'ye 0 verirsek arkadaşlar x ne olur? Eksi 3 olur. Nerede hangisi bunu veren fonksiyon grafiği hangisidir? C şıkkıdır değil mi? Değil mi arkadaşlar? Doğru Evet cevap hocam. B diyebiliriz. Sonraki sorumuza bakalım. Evet, sonraki soruyu kim okuyordu? Eylül okuyordu. Dinliyoruz. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi t'nin tersi x'in grafiğidir? Evet. Tersinin grafiği. Arkadaşlar tersinin grafiği denklemi yazarsanız aslında denklemde olur. O denklem x'i nerede kesiyor? 4'te kesiyor. Y'yi nerede kesiyor? 1'de kesiyor. Y bölü güzel yazalım. Y bölü 1 eşittir 1. Paydaları eşitliyorum. Buraya 1, buraya 4. Dolayısıyla x artı 4 y eşittir 4 olur. Y'yi yalnız bırakırsam arkadaşlar 4x x bölü 4 olur. Y'miz bu olur. Şimdi x'e 0 verirsek y'si 1 olacak. X'e 0 veriyorum. Y'si 1. Y'ye 0 veriyorum arkadaşlar. X'i 4. Hangisi acaba? Şöyle kalemleştirelim. 0'a 1. Y ekseni 1'de kesecek. Arkadaşlar Y eksenini nerede kesecek? 1'de X'e 0 verdik. Y'si 1. Hangisi var bu şimdi? Şıklardan. Hiçbirisi yok ya. Bir dakika. Yanlış yapmadık değil mi? 4X X bölü 4. 1x 4y eşittir 4 dedik. 4 eşittir. 4x x 4'e böldük. Evet. X'e 0 verdik. Y 1. Y'ye 0 verdik. X 4 çıkar. Hangisi arkadaşlar sizce? Hiçbirisi değil mi? Evet hocam zaten A ve B şıkkı da aynı. O zaman arkadaşlar birisini değiştireceğiz. Doğru şekli çizmeye çalışalım. Yani biz çizelim. Şuraya bir şık oluşturalım. 0'a 1, 4'e 0. Yani şöyle bir grafik olacak arkadaşlar. Burası 1. Şurası. Şurası da 4 olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar.
Sanırım şu D şıkkında mı cevap anahtarı değilse onları yanlış yazmış. Şurası 1, şurası 4, 5'tirse D diyebiliriz aslında. Orada bir problem var. Evet, bu soru da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim testimiz örnek sorular çözelim. Evet, birinci soruyu kim okuyordu? Bize ne diyor? Fonksiyonlar Ben. listesi. Tersi de fonksiyondur. Değil mi? Evet, dinliyoruz. Okuyabiliriz. Aşağıdaki R'den R'ye Y eşittir f(x) fonksiyonların hangisinin tersi de fonksiyondur? Tersi fonksiyondur diyor ya. Ne yapacağız biz burada arkadaşlar? Tersi fonksiyon ne demek? Tersi fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması mı gerekiyor? Neydi? Öyle bir şey vardı değil mi? Eğer birebir ve örtense fonksiyonumuz tersi de fonksiyon oluyor. Doğru mu? Yani hangi Evet. fonksiyon birebir ve örtendir? Şöyle bakın. Fonksiyonların hangisi birebir ve örtendir desem ne dersiniz? C hocam. C değil mi? O zaman C diyebilir miyiz? Evet. C şıkkında ne var? X küp artı 1. Tek fonksiyon değil mi arkadaşlar? Tek fonksiyon. Dolayısıyla şey diyebiliriz aslında. Evet. Birebir ve örten olan arkadaşlar x küp artı 1 fonksiyonu diyebiliriz. Bu fonksiyon arkadaşlar tersi de fonksiyon olacaktır. Hatta grafiğini şöyle kaba taslak çizersek şu x küpün grafiği arkadaşlar. Biz bunu bir birim yukarı taşıyoruz. Şu y eşittir x biz bunu bir birim yukarı taşırsak şöyle grafik olur. Şurası bir. Dikkatinin birebirliği biz nasıl tespit ediyorduk? X eksenine paralel çizerek şu. Grafik arkadaşlar dikkat edin sadece bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyorsa birebir oluyordu. Peki örtenlik nasıl oluyordu arkadaşlar? Örtenlik. Örtenlik de şurada açıkta eleman kalmıyor. Bakın y eksen üzerinde açıkta hiç eleman kalmıyor. O da örtenlik gösteriyor. İşte bu fonksiyon hem birebir yani şu x küp artı bir fonksiyonu hem birebir hem de örten olduğundan dolayı tersi de nedir? Bir fonksiyon belirtir diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Dinliyoruz. Aşağıdaki grafiğin verilen R'den R'ye Y eşittir Fx fonksiyonlarından hangisinin tersi de fonksiyondur? Yine arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Hangi fonksiyon birebir ve örtendir? Onun yorumunu yaparsak mesela şu fonksiyon birebir değil. Niye? Burada iki değer var. Birebir değil. Burada da var zaten. Birebirlik bozuluyor. Burada C şıkkına bir bakarsanız C şıkkında da birebirlik şurada bozuluyor arkadaşlar. Bakın şurada. Bir sürü değer var aslında burada. Birebirlik bozuluyor. E şıkkında da bakın. Şurada birebirlik bozuluyor. Sadece D şıkkında bakın. Problem çıkıyor. Hem birebir hem de arkadaşlar bu sonsuza gidiyor şöyle. Hem de örten. Dolayısıyla hem birebir hem örten olan fonksiyon D şıkkıdır. Onun da tersi bir fonksiyon olur diyebiliriz. Evet, üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Üçüncü soruyu dinliyoruz. F eksi 1, 2, 3'ten 4, 5, 6'ya F eşittir. Eksi 1, 5, 2A, B6 fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonun tersi fonksiyon olduğuna göre A artı B kaçtır? Tersi fonksiyon olduğuna göre diyor. Tersi fonksiyon ise arkadaşlar birebir ve örten olmalıdır. Birebir ve örten olmalıdır. Şimdi biz kabataslak Venn şemasını bir göstersek acaba ne demek? Şöyle bir göstersek.
A kümesi eksi bir, 2, 3. Bu tanım kümesi. Değer kümesi de nedir arkadaşlar? 4, 5, 6. Şimdi eksi 1 nereye gitmiş arkadaşlar? Eksi 1 karenin yanını değiştirelim. Eksi 1 5'e gitmiş. 2 A'ya gitmiş. 2 A'ya gitmiş. B de 6'ya gitmiş. B'yi biz bilmiyoruz. 2 A'ya giderse 2 aslında 4'e gitmesi lazım. 3 de 6'ya gitmesi lazım. Değil mi? Böyle düşünebiliriz. 2 A'ya gidiyor. Şu 6, 6'nın aslında karşılığı 3'ten gelecek ki. Çünkü 2'yi kullanmış şurada. Yani 2 olamayacağı için burası mecbur 3 olması lazım. Direkt B'miz 3 arkadaşlar. B 3'tür. A'mız nedir arkadaşlar? Bakın 2 nereye gidecek? 4'e gidecek. A'mız da 4'tür. İkisinin toplamı ne olacak? 7 olacak. Yani doğru cevap Bursa diyebiliriz. Soru anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar, dinliyoruz. A 1, 2, 3, B, X, Y, Z olduğuna göre aşağıda verilen A'dan B'ye tanımlı fonksiyonların hangisinin tersi bir fonksiyondur? Yine birebir ve örten olursa arkadaşlar tersi de fonksiyon olur diyebiliriz. Mesela 1 x'e gitmiş, 2 x'e gitmiş, 3 y'ye gitmiş. A olmaz. B'ye baksanız 1 y'ye gitmiş, 2 de y'ye gitmiş. Birebirlik bozulmuş. Ama C şıkkına baktığınızda arkadaşlar, C şıkkına baktığınızda şöyle V şemasını göstersek daha net görürüz. Burası 1, 2, 3. Burası x, y, z. Düzeltelim şunu. Z. Şimdi 1 nereye gitmiş? X'e gitmiş arkadaşlar. 2 Y'ye gitmiş. 3 de Z'ye gitmiş. İşte bu fonksiyon hem birebirdir hem de örtendir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun tersi de fonksiyondur. Doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Mesela bu birebir değil. 1 Z'ye gitmiş. 2 de Z'ye gitmiş. F5'e bakıyoruz. Arkadaşlar 1 Z'ye gitmiş, 2 X'e gitmiş, 3 Z'ye gitmiş. Yani Z, burada da Z var. Birebirlik bozuluyor. Evet, geçiyorum arkadaşlar. 5 numaralı sorumuza dinliyoruz. fx eşittir 2x eksi 3 bölü 7 olduğuna göre f2 artı f'in tersi 2 toplamının değeri kaçtır? Şimdi F2'yi bulalım arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2 kere 2 4 eksi 3 bölü 7. Yani 1 bölü 7 çıkar. Peki f'in tersi içerisinde 2'yi biz bulalım. Bunu iki yöntemle bulabiliriz arkadaşlar. Ben kısa yöntem tersini bulmadan f'in tersi içerisinde 2 diyelim ki x ise ben şunu değiştirdiğim zaman hatırlayın. F'in tersi f'e dönüşüyordu. Fx eşittir 2. O zaman bunu 2'ye eşitleyeceğim. Oradaki x değerim sonuç olacak. Yani f'in tersi içerisinde 2'ye eşit olarak içler dışlar yaparsam ne olur? 2x eksi 3 şuraya devam ediyorum. Eşittir 14. 2x eşittir 17. X 17 bölü 2 olur arkadaşlar. X 17 bölü 2 olur. O zaman arkadaşlar toplamak şimdi. F2 ben kaç buldum? 1 bölü 7. F2 kaç buldum? 1 bölü 7. Peki F'in tersi içerisinde 2'yi ne buldum? O da 17 bölü 2. Paydaları eşitliyorum arkadaşlar. Bunun altına 2, diğerinin altına 7 yazıyorum. 2 artı 7 kere 7, 49, 11. Yani 119 bölü 14. Burası ne yapar? 121 bölü 14 yapar. Yani doğru cevap ne diyebiliriz. Var mı anlaşılmayan nokta? Yok hocam. Evet, bir diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. F'in tersi içerisinde 1'i
bulun diyor. Arkadaşlar yapmamız gereken iş şu. T'sini bulup da çözebilirsiniz. Ya da şu kuralı biraz önce yaptık ya. Şununla şunu değiştirirseniz yerlerini arkadaşlar. Ters fonksiyon devreye girer. Yani ne demek hocam? Şöyle. F'in tersi içerisinde ben eğer x yerine küp kök içerisinde x artı 1 eksi 2 yazarsam diğer tarafa da x'i yazarsam ters fonksiyon devreye girer. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı 1'e eşitleyeceğim. Şurayı 1'e eşitleyeceğim. 1'e eşitlersem küp kök içerisinde x artı 1 nasıl 1 olur? Burası 3 olursa. Değil mi? 3'ten 2 çıkar 1. Her tarafın küpünü alıyorum arkadaşlar. X artı 1 eşittir. 3'ün küpü 27'dir. Buradan x'imiz arkadaşlar 26 çıkar. X'imiz 26. Zaten bu da cevabımız olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Var mı işlem aşamasında anlamadığımız yer? Evet. Ses 1-2'yi deneme. Anlamadığımız yer var mı arkadaşlar? Alo. Alo. Muhammed Emre. Ses geliyor mu? Anlaşıldı hocam. Evet. Muhammed Emre duyuyor musun beni? Muhammed Emre'nin mikrofonu var mı acaba? Şu anda konuşabiliyor mu? Ses 1-2 deneme. Evet, duyuyor musun bizi? Acaba chat kısmında yazmış olabilir. Bir bakalım. Duyuyorum yazmış. Duyuyorum hocam. Yazmış. Evet, anlaşıldı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine taktiği aynısını uygulayabiliriz arkadaşlar. F'in tersi diyorum. İçine ne yazıyorum? 2 üzeri x artı 1 eksi 3 yazıyorum. X'i de bu tarafa alıyorum. Şimdi buradaki ifadeyi 5'e eşitleyeceğim. Hangi ifade? 2 üzeri x artı 1 eksi 3'ü arkadaşlar 5'e eşitliyorum. 2 üzeri x artı 1 eşittir 8. 8 de 2'nin küpüdür arkadaşlar. Dolayısıyla x'imiz 2'dir. Doğru cevabımız nedir? 2 olacak. Yani Adana diyeceğiz arkadaşlar. Soru anlaşıldı mı? Evet. Evet, 8 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın tersi devreye sokacağız. Aynı özelliği sürekli yapıyoruz arkadaşlar. F'in tersi içerisinde 5x artı 3 eşit olmalı. 2x eksi 1. Burayı arkadaşlar 3'e eşitliyorum. Şurayı 3'e eşitliyorum. Burası da a artı 1'e eşitmiş. Yani 2x eksi 1 3'e eşitse 2x ne olacak? 4 olacak. X'imiz 2. X'imiz 2. X yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. A artı 1 eşittir. Şurada x yerine 2 yazarsam 5 kere 2 10. 3 daha 13. A artı 1 13 ise A'mız nedir? 12'dir. Zaten bize A'yı soruyor. Doğru cevap Denizli diyebiliriz. Soru anlaşıldı mı? Evet. Gelelim arkadaşlar 9 no'lu sorumuza. Birebir ve örtense arkadaşlar nedir? Tersi de vardır diyebiliriz. Hatta biz bunu şöyle yazarsak arkadaşlar M artı M'yi mi soruyor? M nedir arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan değerdir. Paydayı sıfır yapan değer nedir? M değeridir. O da eksi 3 bölü 2. Peki N değeri nedir? N de tersinin paydasını sıfır yapan değerdir. Bunu daha pratik göstereceğim arkadaşlar. Eksi x artı 5 bölü böyle yazıyorum. 2x artı 3. Ben n değerini şöyle buluyorum. Daha seri.
Yapmanız gereken şu arkadaşlar, x'in kat sayılarını oranlamak. Yani x'i 1 bölü 2 n değerine eşittir. N'i de bu şekilde bulduk. İkisini topluyorum. Eksi 3 bölü 2, eksi 1 bölü 2 toplarsam eksi 4 bölü 2 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Evet, anlaşıldı mı? Tersini bulmadan direkt oradaki katsayıları oranladığımızda aslında en değerini bulmuş oluyoruz. Evet, gelelim 10 numaralı sorumuza arkadaşlar. Evet, 10 numaralı sorumuzda yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu 0-2 aralığında birebir ve örten. Yani tersi var demektir. İfadesinin değeri kaçtır? Aynı zamanda bu ölçüyeme sorusu arkadaşlar. Şimdi f2 değeri nedir arkadaşlar? F2 fonksiyon üzerinden, grafik üzerinden f2 ne eşittir? Eksi 3'e. Şimdi başka neler yazabiliriz? Başka ne yazabiliriz? F1'imiz nedir? Bakın 1, F1, 0. F1, 0. Sonra F'in tersi içerisinde 2. Onu nasıl bulabiliriz? Onu da şöyle diyorum. F'in tersi içerisinde 2. X'e bunu yeri değiştirdiğim zaman f içerisinde x ne eşit oluyor? 2. Hangi x değeri için 2 oluyor? Hangi x değeri için y'si 2 oluyor? Bakın diyorum. Yani bu noktasında x'i 0 için y'si 2 oluyor. Demek ki x değeri hangi x değeri? 0 değeri olduğu zaman 2'ye eşit oluyor. O zaman bunları götürüp yerine yazalım arkadaşlar. Yerine yazarsak geliyorum buraya. F2 neydi? Eksi 3'tü. F'in tersi içerisinde 2 neydi? O da 0'dı. Bölüm. Arkadaşlar burası nedir? Burası aslında F'in içerisinde F1. F1 neydi? 0. Yani F0'ı bulmam lazım. F0'da neydi arkadaşlar? Bakın x yerine 0 yazdığımızda y değeri 2'dir. Oraya da 2 yazıyorum. Cevabımız eksi 3 bölü 2 olur. Nerede var? Bursa şıkkında var. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Gelelim o zaman bir sonraki sorumuza. Evet, bu soruyu kim okusun? Dinliyoruz. Okuyorum hocam. Y eşittir f(x) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre f(x) 2 artı f'nin tersi 1 bölü f'nin tersi 3 artı f'nin tersi 0 ifadesinin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar, bunları bulup yerlerine yazmaya çalışalım. F içerisinde eksi 2 ne eşittir arkadaşlar? F içerisinde eksi 2. Bakın içi dolu. Burası içi dolu değil mi? F içerisinde eksi 2. 1'e eşit arkadaşlar. Karşılığı şöyle 1'e denk geliyor. Evet. Sonra F'in tersi içerisinde 1. X'e onun yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Fx eşittir. 1 oluyor. Şu 1 arkadaşlar. 1. Hangi x değeri için y değeri 1'dir? Hangi x değeri için y değeri 1'dir? Bakın x'i 2 için y'si 1 oluyor. Dolayısıyla burası x yerine x'i 2 yazarsam. Burası x2'ymiş. Burası x2'ymiş. Onu bulduk arkadaşlar. Yerlerini yazıyorum. F içerisinde x2'yi ben 1 buldum. Burayı kaç buldum? -2 buldum. Şimdi f'in tersi 3 demek arkadaşlar. F'in tersi 3 demek hangi x değeri için y'si 3? Hangi x değeri için y'si 3? Bakın gidiyor. Dikkat edin. X1 için y'si 3 oluyor. X1 için. Burası demek ki 1'miş. Hangi x değeri için y'si 0? Dikkat. Hangi x değeri için y'si 0?
Bu noktadır arkadaşlar. O da x'i 0, y'si 2 demektir. Demek ki hangi x değer için y'si 0 oluyor? Bir dakika, yanlış, y'si 0 değil mi? Bir dakika, hangi x değer için y'si 0? Geri alıyorum, düzeltiyorum arkadaşlar burayı. Burayı düzeltiyorum. Şurası arkadaşlar. Şu noktadır. Neden? X'i x'i 4, y'si 0 ya. X değeri, hangi x değeri? Eksi 4 diye yazdığımızda y'si 0 oluyor. Demek ki burası eksi 4'e eşit. Şimdi götürüp hepsini tekrar yazalım yerine. 1 eksi 2 bölü aşağısı 1 eksi 4. Yukarısı arkadaşlar eksi 1, aşağısı da eksi 3. Oranlarsak 1 bölü 3'ü buluruz. 1 bölü 3'ü buluruz. Doğru cevap ne olacak? Adana olacak. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Evet hocam. Bir sonraki testte çözebildiğimiz kadar soru çözelim. Evet, bir numaralı soruda arkadaşlar A çarpı B'yi soruyor. A değer neydi arkadaşlar? Şimdi A x'in katsayısı, B değeri paydayı, şimdi şuradaki iki değeri arkadaşlar, iki değeri paydayı sıfırlayan değerdir. Yani bx eksi 3 eşittir 0 diyorum ya. X eşittir 3 bölü b. O zaman x yerine ne yazıyorum ben? 2. 2 eşittir 3 bölü b. Buradan arkadaşlar b'miz ne olur? Şunun altında gizli bir var. B eşittir. B'yi şuraya yazalım. 3 bölü 2. B buldum arkadaşlar. B 3 bölü 2'ymiş. Sonra arkadaşlar şuradaki kat sayıların oranı, yani A bölü B. B'yi ben kaç buldum? 3 bölü 2. Yerine yazıyorum. A bölü B neydi? 3 bölü 2. Oranlayıp ne eşitliyorum arkadaşlar? Şuradaki eksi 3'e. Eksi 3'e eşitliyorum. O da ne olur arkadaşlar? A eşittir 3 bölü 2 çarpı eksi 3 demektir. Bu da A değeri ne olur? Eksi 9 bölü 2 demektir. Bana A ile B'nin çarpımı soruluyor. Çarpalım. A'mız ne? Eksi 9 bölü 2. B'miz ne arkadaşlar? 3 bölü 2. O da ne yapar? Eksi 27 bölü 4 yapar. Yani doğru cevap Edirne diyebiliriz. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. 2 numaralı sorumuza bakalım. Arkadaşlar yine hatırlarsanız yapmamız gereken iş şu. Bu döngüyü, yani yerlerini değiştirmek. O zaman f fonksiyonu devreye giriyor. 2x artı a eşit olmalı. X artı 4. Şimdi arkadaşlar şurası 5'e eşit olacak. Burası da 2a eksi 2'ye eşit olacak. Dolayısıyla 2x artı a diyorum. Eşittir 5 diyorum. Sonra x artı 4 diyorum arkadaşlar. O da 2a eksi 2 diyorum. Şimdi bize a değerini soruyor ya. O zaman x'leri 1'ine eşitleyeceğim. X ikinci denklemde x nedir? Aslında 2a eksi 6'dır. O zaman x'i götürüp şurada yerine yazacağım. 2 çarpı 2a eksi 6 artı a eşittir 5 diyeceğim arkadaşlar. Dağıtıyorum. 4 tane a eksi 12 artı a eşittir 5. Buradan arkadaşlar 5 tane a eşittir. Bu tarafa attım 17. A eşittir 17 bölü 5. Yani doğru cevap Denizli diyebiliriz. Evet, soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet arkadaşlar, son kaç dakikamız var bakalım. Son 2 dakika süremiz yeter mi bilmiyorum. F'in t'si soruyor. Bakalım ona. Burada fx yerine y yazıyoruz arkadaşlar. X çarpı y. Eksi 3x artı 2 eşittir 4y eşittir 4y artı 5x. Y'leri bir tarafa atalım arkadaşlar. Y'leri bir tarafa. Şöyle atıyorum. X, y eşittir
8x eksi 2 olur. Ama bir de şey var. Eksi 4y var şuraya. Eksi 4y diyelim de. Şimdi burada y parantezini alıyorum arkadaşlar. X eksi 4 olur. Eşittir 8x eksi 2. Her tarafı x eksi 4'e biliyorum. Y eşittir 8x eksi 2 bölü. Ama bize tersini soruyor değil mi? Olmadı şimdi. Aslında biz ne yapmamız gerekiyordu? X'i yalnız bırakacaktık. X'i yalnız bırakacaktık. Geri alıyorum arkadaşlar. Ters sorduğu için. Biz X'i yalnız bırakalım. O zaman ne yapmamız lazım? X'i yalnız bırakmamız için arkadaşlar. Şurada X ifadesi. Bir dakika. X'ler kaç tane? Şöyle biraz düzenleme yapalım. Düzenleme yapalım ondan sonra. X çarpı Y artı 2 eşittir. Bunu da bu tarafa atarsam arkadaşlar. 4Y ondan sonra artı 8X değil mi? Artı 8X. Şimdi bunu bu tarafa atıyorum arkadaşlar. X, Y eksi 8X diyorum eşittir. 4Y eksi 2. Burada X parantezini alıyorum. Y eksi 8 eşittir. 4Y eksi 2. X'i yalnız bırakırsam direkt ne olur? 4Y eksi 2 bölü Y eksi 8. Arkadaşlar Y yerine X yazıyorum. X yerine F'in tersi yazıyorum. Yani 4X eksi 2 bölü X eksi 8 doğru cevabımız olacaktır. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. Var mı isteğiniz? Yok hocam, görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar.